Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâh vel yevmil âhir ve akâmes salâte ve âtez zekâh ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûlû minel muhtedîn sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teâlâ mescidimizi, medresemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Amin. Mevla hepinize razı olsun. Amin. Şimdi diğer çıkan arkadaşlar genç olduğu için ayakta konuştular. Ben artık biliyorsunuz yaşlandım, oturarak konuşuyorum. Gerçi ayakta daha çok konuştum, onu da baştan söyleyeyim. Otururken daha az konuşurum, bunu da baştan bildireyim inşallah. Medresenin açılışı, mescidin açılışı, bunlara alıştık elhamdülillah. Ama heyecanı hep devam ediyor. Buna şükrediyorum. Hala heyecanlıyız. Çünkü hedefimiz gerçekten kilitlendiğimiz nokta çok önemli. Her mahalleye inşallah. Allah'ım bu yolda gayretimiz artırsın. Mevla'ya zor yok arkadaşlar. Zor değil yani. Bugün İstanbul'daki kıraathane diyorlar ya, kahveleri hesap edin. Göreceksiniz ki gerçekten Allah onlara müsaade ettiyse, biz çalışırsak bize Mevla Teala her türlü yolumuzu açar. Dünyanın her mahallesine inşallah. Allah'ım bu zevkimizi, bu güzelliğimizi, bu canlılığımızı, bu güzelliği de görmeyi hepimize nasip verecek. Bu lazım bize inşallah. Bununla alakalı bir de ayet-i kerimenin manası vereyim size. Bu da müjde olsun. Bu mescitleri kim yapar diyor Mevla Teala. Allah'ımız buyuruyor. İnşallah bizi tarif ediyor, inşallah. İnşallah. Kim yapar bu mescidleri? İnnemâ ya'muru mesâcidallâh men âmene billâh. Bu mescidleri diyor Mevla Teala, imar ederler. Ortaya çıkarlar, Allah'a imar ederler, bu işi yapar. Şükürler olsun. Yani bu mescidin ortaya çıkmasında en büyük güzellik ne? İman edenlerin işi. Bizim işimiz elhamdülillah. Allah'a o yüzden son nefese kadar sahip çıkmayı hepimize nasip etsin. Bu iş böyle arkadaşlar. Mevlamızın ifadesi var. İtiraf. Mevlamızın gerçek şehadeti var bu ifadede. Bu işi iman edenler yapar. Bir başka ayet-i kerime söyleyeyim size. Ve men azlemu mimmen mena mesacidallah. Allah'ın mescitlerinden, mescitlerine engel olanlardan daha zalim kim olabilir? Mescit yapımına veya mescide girişe engel olmak en büyük zulümdür, en büyük zalimliktir. Elhamdülillah onlardan kurtulmuş oluyoruz. Mescitlerde çünkü Allah'ım daima inşallah gönüllerimizi mescide bağlasın inşallah. Amin. Bedenlerimizi de mescitlerden ayırmasın inşallah. Amin. Daha kim? Mevla devam ediyor. Men âmene billâh vel yevmil âhir. Ve ahirete iman edenler. Ahirete inananlar. Çünkü bu mescit karşılığında bu işe sahip çıkanlara, sevenlere ve gerçekten bu işe memnun olanlara Mevla ahirette bir köşk ikram ediyor. Müjdeli olsun. İstemez misiniz? İstemiyorsunuz ben alabilirim. Halbuki Peygamberimizin ifadesi arkadaşlar. Madem siz bu mescitlerin yapımında vazifelisiniz, görevlisiniz, gönül veriyorsunuz, seviyorsunuz, arzu ediyorsunuz. O zaman ahirette inşallah Mevlam cennette de köşkünü bize ikram edecek inşallah. Daha وَاَقَامَ الصَّلَاةِ وَاَعْتَ الزَّكَاةِ. Namazlarını dosdoğru kılanlar bu işe sahip çıkar. Zekatını verenler bu işe sahip çıkar. Ölem yakşe illallah. Bu işe sahip çıkanların bir diğer özelliği, onlar ancak Allah'tan korkarlar. Sizi tarif ediyor Mevlamız inşallah. Ölem yakşe illallah. Derviş hocamız burayı okurken dikkat edersiniz. Üzerine basa basa okudu yani. O sizin anladığınızı biliyor elhamdülillah. O yüzden basa basa diyor. Ölen bir yaksa illallah. Özellikleri diyor Mevla Teala. Onlar ancak Allah'tan korkarlar. Allah'tan başkasından
asgar. Mevla bu kabiliyeti hepimize nasip etsin. Amin. Bu yolda bizleri de gençlerimizi de ayırmasın inşallah. Amin. Ne olur böyle olsa fahasa ulaike yekûnü minel mühtedîn. İşte onlar var ya, hidayete erenlerin ta kendileridir. Hidayet adamlarıdır. Yani doğru yolun yolcularıdır. Allah'ım bu yoldan bizleri ayırmasın. Amin. Bu yolda hepimize gayret nasip eylesin. Amin. Gevşeklikten, tembellikten bizleri muhafaza eylesin. Amin. Şükürler olsun Mevla'ya. Bakın şu ifadeyi de söyleyeyim. Hel min mezid. Cehennem bile şu ifadeyi söylüyor ya, cehennem. Diyor ki daha yok mu, daha yok mu? Biz de diyeceğiz inşallah. Daha yok mu ya Rab, daha yok mu ya Rab? Ne diyeceğiz? Her mahalleye inşallah. İslam'ın nuru tüm gönüllere, tüm insanlığa, tüm insanlığa, tüm yeryüzünde tüm yerlere ulaşıncaya kadar daha yok mu diyeceğiz inşallah. Allah'ın gayretimizi artırsın. Dostlarından biz ayırmasın inşallah. Efendi Hazretlerimize bir adım daha bedeni olarak yaklaşmıyorlar elhamdülillah. Allah'ım inşallah dünyada ahirete ayırmasın. Sultanımızın istemiş olduğu güzellikleri hem dünyada hem ahirette inşallah en güzel kıvamda ve ona layık bir şekilde güzel evlat olmayı hepimize ikram eylesin. Amin. Onu üzmekten, darıtmaktan, mahcup etmekten, mahcup edecek hallerden, hareketlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Mevla hepinize razı olsun. Amin. Mevlam inşallah böyle yerlerin sayısını artırsın inşallah. Amin. Dedim ya baştan uzatmayacaktık çünkü zaten haç programımız da var bundan sonra inşallah. Arkadaşlarımızla zaten konuşmalar edecekler. Allah hepinize razı olsun. Ben tabii şunu da not olarak söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa 98 yılında Çukur Bostan'la alakalı işte asıl faaliyetlere başlamış olduk. Kısaca söylüyorum. 13 yıl Fatih'te merkez yapmaya çalıştık. 13 yıl sonra buraya gelmeye çalışıyoruz inşallah. Allah'ım kolay etsin inşallah. Mescidi yaptıktan sonra da evle alakalı da inşallah, evi de buraya getirmeye çalışacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Burada hizmetlerimize inşallah önümüzü açılmak şartıyla Allah'ın başarmayı nasip etsin. Dünyanın her tarafına ulaşmak şartıyla inşallah hizmetlerimize devam etmiş olacağız. Allah hepinizden razı olsun.